Telefonunuzun pil ömrünü uzatacak 14 ipucu. Yeryüzünde dinozorların gezdiği ve telefonların gerçek bir ihtiyaç değil, sadece havalı icatlar olduğu zamanı hatırlıyor musunuz? Hayır mı? Sorun değil. Ailenize sorun, onlar size anlatır. Şaka bir yana, akıllı telefonlar gerçekten de elzem hale geldiler ve görünen o ki gerçekten çok vakit alıyorlar. Dikkat, bu bir Androidozor. 2017 Statista raporuna göre ortalama bir insan günde 5 saatini akıllı telefonunda geçiriyor. Ne diyebiliriz ki? Telefonlarımızı seviyoruz. Hatta bazıları telefonlarına bağımlı olmuş durumdalar. Ve uyanık olduğumuz zamanların çoğunu bu küçük avuç içi bilgisayarlarda geçirdiğimizden dolayı pili de çok çabuk bitiyor. Sizce de öyle değil mi? Bu nedenle size akıllı telefonunuzun pil ömrünü uzatacak 14 yolu göstermeye karar verdik. Ve başlangıç noktamız da 14 numara. Hangi uygulamaların pil gücü tükettiğini belirlemek. Elimizdeki sorun için en mantıklı ve direkt çözüm bu gibi görünüyor. O an kullanmıyorsanız, en çok enerji tüketen 3 ya da 5 uygulamayı kapatsanız iyi olur. Hatta işi biraz ileri taşıyıp sıradaki tüyomuzu da deneyebilirsiniz. 13 numara. Kullanmadığınız uygulamaları silin. Biliyorum, ayrılık büyük acı. Ama bazen bize bağlı elektronik dostluğumuzun hatırı için yapmak zorundayız. Aylardır kullanmadığınız oyunları ve uygulamaları silin. Unutmayın, ne kadar çok uygulama indirirseniz tüketilen enerji miktarı da aynı oranda artar. 12 numara. Kullanmadığınız servisleri kapatın. Servisler sadece hafızanızı doldurmakla kalmaz, telefonunuzun performansını da sömürür. Nadir kullandığınız Bluetooth, mobil veri ve okuma modu gibi servisleri kapatın. Wi-Fi bu konuda bir istisna olabilir ama yine de kullanmadığınız zamanlarda kapatmanız iyi olur. Sinsi bir siber işgalcinin telefonunuzu hacklemesini istemezsiniz, değil mi? 11 numara. Oto parlaklık modunu kullanın. Telefonunuza ekran ışığı maksimumdayken bakmaktan rahatsız olmuyor musunuz? Bunu yapmak sadece gözleriniz için zararlı değil, aynı zamanda pil ömrünüzü de hatırı sayılır şekilde tüketiyor. Parlaklık seviyesini %30-%50 seviyelerine düşürün ya da telefonunuzun oto parlaklık seçeneğinden faydalanın. 10 numara. Her zaman pil tasarrufu modunu kullanın. Eğer bir iPhone kullanıcısıysanız, düşük güç modu olarak bildiğiniz ya da Android tercih edenlerdenseniz, güç tasarrufu seçeneğini açın ve pil ömrünüzü artırın. Ufak bir hatırlatma. Pil tasarrufu modu, e-mail okumanızı, video izlemenizi, müzik dinlemenizi ya da internette gezinmenizi engelleyebilir. Böyle bir durumda bu güç modunu açmalısınız. 9 numara. Bildirimler için titreşim kullanmayı bırakın. Hangisi pilinizi daha fazla tüketir? Zil sesi mi yoksa titreşim mi? Eğer zil sesi dediyseniz yanıldınız. İster inanın ister inanmayın ama titreşim modu pil ömrünüzden daha fazla yer. Nedeni ise akıllı telefonların içinde titreşim özelliğinin çalışmasını sağlayacak güce ihtiyaç duyan bir motor olması. Eğer çevrenizdeki insanları rahatsız etmemeniz gereken bir yerdeyseniz, telefonunuzu sessiz moda alın ve ışığı yandığında görebileceğiniz bir yerde tutun. 8 numara. Mailinizin anlık bildirimlerini kapatmak. Sosyal medya ya da mail gibi iletişim uygulamalarının yan etkilerinden birisi de kaçırma korkusu veya diğer ismiyle FOMO. Eğer içinizde telefonunuzu sürekli kontrol etmeye yönelik bir dürtü varsa, kesinlikle FOMO sahibisinizdir. Ama yalnız değilsiniz. Asuron'daki bir çalışma, ortalama bir Amerikalının telefonuna günde 80 kez baktığını ortaya çıkardı. Bu her 12 dakikada bir demek. Resmen FOMO salgını. Peki nasıl tedavi edersiniz? E-mail ayarlarınızdan anlık bildirimleri kapatarak başlayabilirsiniz. Bu ufak numara ayrıca telefonunuzun pil ömrünü de artıracak. Diğer bir yöntemse ertele olacaktır ve böylece e-maillerinizi her istediğinizde değil, belirli aralıklarla kontrol edersiniz. 7 numara. Konum ayarlarını düzenleyin. GPS veya konum hizmetleri en yakın pizzacıyı ararken gerçekten hayatınızı kurtarır. Ama diğer yandan da piliniz için büyük bir yüktürler. Konum servislerini yalnızca ihtiyacınız olduğu zamanda kullanmaya özen gösterin. Ayrıca bu özelliği hangi uygulamaların kullanabileceğini de seçebilirsiniz. 6 numara. Sürekli Siri veya OK Google'la konuşmayın. İlk başta sanal asistanınızı kapatmak zor gelebilir ama onların da tatile ihtiyacı olduğunu düşünün.
Ayrıca telefonunuzun şarjını da koruyor olacaksınız. Hadi devam edin ve eğer pil ömrünüzü artırmak istiyorsanız Hey Siri ile OK Google'ı kapatın. 5 numara. Ekran zaman aşımı süresini azaltın. Telefonunuzun şarjını en çok tüketen bileşen ekrandır. Eğer siz de çoğunluk gibi telefonunuzu bıraktığınızda ekranını kapatmayı unutuyorsanız, ekran zaman aşımı süresini en düşük ayara getirirseniz iyi olur. Bataryanız müteşekkir olacaktır. Peki verdiğimiz tüyoların hiçbiri işinize yaramadıysa ümidinizi kesmeli misiniz? Tabii ki hayır. Belki yeni bir batarya almanın ya da dramatik müzik gelsin, telefonunuzu değiştirmenin vakti gelmiştir. Ya da belki de telefonunuzu doğru şekilde şarj etmiyorsunuzdur ki bu da bizi sıradaki maddemize götürüyor. 4 numara. Piliniz dolduğunda telefonu şarjda bırakmayın. Kulağa bariz geliyor ama biraz düşünelim. Telefonunuzu şarjdan aldığınızda kaç sefer şarjınızın %100 dolduğunu ve muhtemelen uzunca bir süredir böyle olduğunu gördünüz? Hepimiz yapmışızdır. Telefonu fazla şarj etmek bataryanıza kesinlikle zarar verecektir. Dikkatli olun. 3 numara. Telefonunuzu %100 şarj etmenize gerek yok. Doğru. %100'e kadar gidebiliyor ama kesinlikle sürekli bu kadar şarj etmenize gerek yok. Telefonunuzu tamamen şarj etmek aslında bataryanız için pek de iyi değil. Yapmanız gereken şarj %80'e ulaştığında fişi çekmek ve %20'ye inmeden önce tekrar şarj etmek. Ayrıca telefonunuzu çok uzun süre şarjda bırakmayın. Her fırsat bulduğunuzda 10-15 dakikalık şarjlar yeterli olacaktır. 2 numara. Telefonunuzu şarj etmek için her fırsatı kullanın. Bu konudaki son noktayı da anlatıyoruz. Telefonunuzu elektrikle besleyebileceğiniz her fırsatı kullanın. Ne zaman oyun oynayacak ya da mesaj yazacak olursanız telefonunuzu şarja takın. Elektronik arkadaşınızdan acıktığının sinyallerini vermesini beklemeyin. 1 numara. Telefonun aşırı ısınmasını önleyin. Bataryalar ısıya karşı çok duyarlıdır. Apple, telefonlarını şarj ederken müşterilerine kılıflarını çıkarmalarını öneriyor. Eğer cihazınıza şarj oluşunun ardından dokunduğunuzda sıcaksa, gelecek sefer kılıfı çıkararak şarj etmeyi deneyin. Ama eğer güneşli bir yerdeyseniz, direkt güneş ışığından korunması için kılıfı takabilirsiniz. Aslında direkt güneş ışığı gelmeyecek yerde tutmanız en iyisi olacaktır. Şimdi, tüyoların hepsini tek seferde denemeye çalışmayın. Telefonunuzun pil sorununu hangi çözümün halledeceğini ufak deneylerle keşfedin ve hangisinin işinize yaradığını bizimle paylaşın. Eğer kullanışlı bulduysanız videomuzu beğenmeyi unutmayın ve telefon kullanan tüm arkadaşlarınızla paylaşın. Yani herkesle evet. Ve eğer daha fazla tüyo istiyorsanız kanalımıza abone olun ve bizimle birlikte hayata olumlu bakın.